Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek olan premium sandığı inceliyoruz. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Time for a love potion, little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Bu videomda sizlere yeni gelecek premium sandığı göstereceğim. Bu yeni gelecek premium sandık büyük ihtimalle yeni güncelleme ile gelecek, haberiniz olsun. Yani yeni sezonla birlikte gelecek. Neden derseniz PUBG Mobile biliyorsunuz artık özel sandık diye bir şey icat etti. Büyük ihtimal bu premium sandık bittikten sonra sizlere özel sandık getirecek ve o özel sandıktan sonrasında ise yeni güncelleme gelecek falan filan filan. Tam tarihinde merak eden arkadaşlar varsa 15 Mart'ta bu sezon bitiyor, 16 Mart'ta yeni sezon geliyor ya da 15 Mart'ta bu bitiyordu, 16 boş geçiyordu, 17'si yeni geliyordu falan filan, öyle bir şeyler oluyordu. O zamanlar falan gelecek yani yeni premium sandık, haberiniz olsun. Şimdi hızlı bir şekilde geçelim, bakalım yeni premium sandıkta neler bekliyor sizlere, bakalım. Şimdi yeni gelecek premiumda 4 tane kırmızı olacak. İkisi erkek, ikisi kız olarak, yani kafası falan filan onları ayrı olarak yapmışlar. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Bu şu anda görmüş olduğunuz, ben hani sizlere sezon 18 videosu çekmiştim yeni gelecek şeyleri falan filan diye. Halbuki bu premium sandığa gelecekmiş. Yani bu premium sandığa gelecek de ne bileyim, çok değersiz kırmızı bir setmiş gibi gözüküyor. Şahsen ben beğenmedim ama hani sizin düşüncenizi de tabii ki de aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Benim kendi düşüncem beğenmedim. Setin ismi de Neon Lady Set diye bir şey. Yani kötü bence. Setin kafası ise bu şekilde, şöyle dans diskolarda falan filan olan şeye benziyor. Hani diskolarda bir disko topu var ya, onun gibi parlıyor. Değişik bir şeyler yapmışlar. Ortasında play tuşu falan filan var. Acaba oynuyor, müzik falan çalıyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal çalmıyor. Daha sonrasında ise tabii ki bir de bunun ikinci bir versiyonu var. Bunun da kolları falan filan şöyle daha kocaman duruyor. Yani ne kadar mantıklı bir set olmuş bilmiyorum. Hani benim düşüncem daha güzel bir set yapabilirlerdi hani. Hani kırmızı öğe olduğunu değmez bir setmiş gibi gözüküyor bana göre. Neon Lord seti bunun adı. Hani biri neon şey, biri neon şey falan filan. Bunun kafası ise mikrofon halinde yapmışlar. Hani mikrofonlu, zırhlı, kafalı falan filan. Değişik şeyler yapmışlar. Uzaktan bakınca mikrofon gibi, yakından bakınca zırhlı kafa gibi bir şey. Daha sonrası da ise bir tane de bu premium sandıkta M416 deseni olacak. Fakat şu anda gözükmüyor ama birazdan videonun sonunda ben sizlere onu büyük olarak göstermeye çalışacağım. Oradan daha detaylı görebilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim ben sizlere. Yeni gelecek M416 deseni bu şekilde. Hani değişik bir tasarım yapmışlar. Altından falan ucumu çıkıyor. Böyle sivri bir şeyler çıkıyor. Yani güzel olmuş diyebilirim. Sanırım bu sandıkta en iyisi herhalde M416 olacak. Ve daha sonrası da ise gelelim çanta desenimize. Böyle bir tanecik yeşil çöp kovası gibi bir çanta desenimiz var. Bilmiyorum. Hani bu premium sandıktaki her şey çok değişik gözüküyor. Bunun ismi de Ray Club, Bakepack falan filan filan. İngilizcem hiç yok, kusura bakmayın, okuyamıyorum. Hani böyle çöp kovalı, çam ağaçlı, gözlerinde çam ağacı olan değişik bir çanta yapmışlar. Aynı zamanda çantanın kulakları da var. Bence çok değişik bir çanta. Daha sonrasında ise tabii ki de bu premium sandıkta da araç deseni olarak böyle mavili, beyazlı, lastikleri neon falan filan böyle bir tanecik motor yapmışlar. Bence bu motor da güzel. Hani idare eder, kullanılır diye düşünüyorum. Daha sonrasında ise bir aralar klasik sandığa gelmiş olan bir yükseltilebilir bomba var. Bu arada bu bombanın soldan şekilli isimleri çıkıyor. Hani premium sandıktan bomba çıkarsa birçoğunuz sevineceğini söyleyebilirim. Şekilli bir şeyi var. Bu zamanda klasik sandıktaydı fakat şu an gitti mi bilmiyorum. Şu anda klasik sandığa baktım fakat o bombayı buradan kaldırmışlar. Daha sonrasında ise giysi ve kask desenimize de gelirsek böyle sarılı, mavili falan değişik bir set yapmışlar ve bence pembe set olarak güzel bir set. Hani kırmızıdan daha kaliteli gibi. Bu arada oyunu bilmeyen arkadaşlar varsa yeni güncellemede Luna Park tekrardan gelecek. Fakat bu sefer baya bir değişik. Neyse ki benim için hiçbir şey fark etmeyecek. Yine ben orada taktik book falan filan bulurum hani. Eskisi de mesela görünmezlik şeyi falan filan vardı. Böyle bir tane set yapmışlar. Ondan sonra bir tane de böyle mavi bir set var. Bu da hani dalgıç seti bildiğiniz. Ayakları falan filan var. Suya dalmalık yapmışlar ama bilmiyorum hani. Bu çıksa kullanılır falan, bence birazcık gereksiz olmuş. Hatta hani ağzından nefes aldığınız borudan bile var hani.
Bir şey diyeyim mi? Bu premium sandıkta hani baş veriyor ya. Gider bize bunu verir. Bak %100 eminim. Kesin gider bunu 10. ya da 20. de verir. 30'a bile bırakmaz yani. Bir de ayrıyetten yine bir pembe bomba desenimiz daha var. Bunun yüksekte bir mesajı var mı bilmiyorum ama öncekinin vardı. Hani böyle yeşil geri dönüşüm kutulu bir tanecik de bomba deseni yapmışlar. Yani idare eder. Alttaki setler falan filan zaten boş biliyorsunuz ki. PUBG Mobile sizlere bunu da vermeyi bol bol seviyor. Mesela ama bir şey diyeyim mi? Bu set güzelmiş. Daha sonrası ise gelelim sezon 18 Royal Pass sandığına. Yani Royal Pass'ta verilen bir sandık var yani. Royal Pass puanlarını toplayıp falan filan alıyorsunuz. Onun içine de PUBG Mobile sezon 12, sezon 11, sezon 9 hepsinden bir şeyler toplayıp getirmişler böyle içine atmışlar. Aga, al al bunu kullan falan filan. Hani sezon 12'den gitmiş kedi setini almış. Bende zaten bu kedi seti var. Ben seçerken kedi setini seçmiştim. Bizon deseni var. Şöyle bir bizon deseni var. Zaten bu sezon 12 oynayanların birçoğu biliyordur diye düşünüyorum. Bunların üstlerinde fazla takılmayacağım. Şöyle bir tanecik jip desenimiz var. Bu jip desenini eğer ki buradan çıkartırsam bir tık güzel olabilir. Çünkü artık hani jip deseninden bıktım. Bende siyah yeşilli falan filan var. Bunu çıkartırsak güzel olur. Uçak deseni olarak da sezon 12'nin uçak desenini koymuşlar. Giysi olarak sezon 11'in böyle bir tane kırmızı beyazlı bir seti var. Bu zaten bende var. Hani şu an buradakilerin içinden hepsi bende var ama sezon 9 yokmuş gibi duruyor. Bilmiyorum var da ben mi bilmiyorum. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Sezon 9 seti bende yok. Hani bildiğiniz böyle bir set varmış ve ben sezon 9 9'da Royal Pass açmama rağmen böyle bir şey yok. Büyük ihtimal bu şu an görmüş olduğum set, hani ben sezon 6'dan itibaren bu arada Royal Pass'ı açtım. Büyük ihtimal sezon 9'un Royal Pass sandığında olan bir desen diye düşünüyorum. Çünkü sezon 9'un Royal Pass kısmında bizlere işte samuray falan filan vermişti. Böyle bir set yoktu. Olsa hatırlarım. Daha sonrasında ise Royal Pass'a ikinci bir sandık daha eklenecek. Yine buraya sezon 12'den bir şeyler kaçırmışlar. Böyle kırmızı bir set var. Zaten biliyorsunuz birçoğunuz sezon 12'de bunu vermişti. Ondan sonra AKM desenimiz var. AKM desenini fazla göstermeme gerek yok. Sezon 11'den çanta desenini almışlar. Buradan yüz maskesi falan filan. Bu sezon 12 setlerinin hepsi bende var. Mesela sezon 9 seti olarak şu beyaz olan bende var, hani bu bende var bu arada. Sezon 9'da aldım bu var ama o bir yeşil bende yok. Daha sonrasında ise ileride şans çarkına yükseltilebilir M24 gelecek. Hani Beril'den falan filan önce bu gelecek, haberiniz olsun bu arada. Hani yüksek ihtimalle öyle olacak. Hani yükseltilebilir, yeni bir M24 deseni bizleri bekliyor fakat bu daha çok parası olanların işine yarayacak fakat bizim paramız yok. Bu arada ucuz ve güvenilir bir şekilde ucu almak isterseniz şu anda Vatan Game'de Şubat ayına özel %30 indirim var. Eğer ki benim linkimden üyeyseniz de ek %5 indirim daha falan filan var. Hani açıklamada da Vatan Game'in linki var. Oradan üye olarak hem bana destek alabilirsiniz hem de ucu alabilirsiniz. Daha sonrasında ise M24'ün bir şey diyeceğim de bu kırmızı set ya. PUBG bir şey diyeceğim, bu kırmızı setler yaparken ne kadar düşündüm. Bak tamam güzel setler de yapıyorsun ama bak kırmızı olacak setler var. Kırmızı olmayacak setler var ve Sanok'taki bu araca PUBG Mobile araba deseni getiriyor. Ya şu araçtan nefret ediyorum. Üçlü tekerden, üçlü motordan bile daha kötü diyebilirim hani. Gidiyor da gitmiyor da. Daha çıkamayan bir araba falan filan tarzı bu. Daha sonrasında ise sezon 12'nin çanta desenini eklemişler bunun içine. Sezon 13, sezon 2 dediğim bu arada 2. yıl dönümü. 3. yıl dönümü de geliyor. Böyle bir pembe tava desenimiz falan filan var. Bir de bunun içinde böyle bir tava var. Kırmızı, şeytanlı, beyaz, melekli. Yani böyle bir tava deseni yapmışlar. Pembenin üstüne bir şeyler falan eklemişler. Ve yeni gelecek şeyler bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki beni ilk defa izliyorsanız takip ederek destek olabilirsiniz. Like atarak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben yavaştan kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.